Evet, sevgili misafirler, Bursa'mızın Hanlar bölgesinin en güzel hanlarından bir tanesi olan Koza Han'dayız. Malumunuz 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil olurken Bursa şehrimiz 3 başlık altında girmişti. Bunlardan bir tanesi Sultan Külliyeleri. Az önce gezdiğimiz Ulu Cami Külliyesi'nde olduğu gibi Osmanlı padişahlarının Bursa'da inşa ettirdiği Sultan Külliyeleri birinci başlığı oluşturmuştu. Bunlar hatırlayacak olursak hemen yanı başımızdaki Orhan Külliyesi, 1. Murat'ın yaptırdığı Hüda Vendigar Külliyesi, Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı iki külliye. Hem kendi adıyla anılan Yıldırım Külliyesi, hem de az önce ziyaret ettiğimiz Ulu Cami Külliyesi, sonra Çelebi Mehmet'in yaptırdığı meşhur Yeşil Külliyesi, Yeşil Türbe, Yeşil Cami ve son olarak Sultan 2. Murat'ın yaptırdığı Muradiye Külliyesi. Her biri ayrı, kendine has, güzel özellikleriyle, mimari yapılarıyla çok değerli oldukları için UNESCO'ya dahil olmuştu. İkinci başlık Hanlar bölgesiydi. Çünkü Bursa'mızın hanları öylesine önemli bir ticaret güzergahı üzerinde bulunuyordu ki az sonra detaylarını aktaracağım. Sadece bir örnekle şimdi aktarmış olayım. Sultan 2. Beyazıt kendi külliyesini İstanbul'da meşhur adıyla anılan Beyazıt Meydanı'nın orada yaptırmış olmasına rağmen o külliyeye gelir getirecek olan hanları, bu hanlar biliyorsunuz gelir getiriyor, akar oluşturuyor, vakfiyeye dahil oluyor. Bu hanları Bursa'da yaptırmış. Koza Han, Pirinç Han aslında hep Sultan 2. Beyazıt'ın İstanbul'daki külliyesine gelir getirsin diye yapılmış hanlardır. Bakın bu çok önemli bir bilgidir. Demek ki Bursa o dönemde İpek Yolu üzerinde çok önemli bir nokta olduğu için, ticareti çok canlı olduğu için İstanbul fethedilmiş olmasına rağmen İstanbul'un fethinden sonra dahi Osmanlı padişahları ne yapıyorlar? Külliyelerine gelir getiren hanları burada yapmaya devam ediyorlar. O yüzden Bursa'mızın günümüze sadece 12 tane kadarı ulaşmış olsa da tarihte kayıtlara geçmiş 40 tane hanı var. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda içinde bulunduğumuz Koza Han gibi 12 tane han bu hanlar bölgesinde yer alıyor olsa da tarihi kayıtlar bize 40 tane hanının bir zamanlar olduğunu söylüyor. Bunlar farklı zamanlarda farklı sebeplerle ortadan yavaş yavaş kalkmışlar günümüze. İşte bugün çok güzel halleriyle Geyve Han, İpek Han, Pirinç Han, Koza Han, Fidan Han, Tuz Han gibi yapılar günümüze kadar ulaşabilmiş, gelebilmiş. Az sonra bu hanlarımızın özelliklerini söyleyeceğim. Ancak son olarak UNESCO Dünya Mirası listesine giren o 3 başlığı söylemişken üçüncüsünü de hatırlatalım. Üçüncüsü neresiydi? Ben söylemeden önce kim söylemek ister? Tebrik ederim. Cumalı Kızık Köyü de Osmanlı'nın kuruluş köyü olarak UNESCO'ya dahil olmuş idi. Bu sebeple kıymetli arkadaşlar biz Hanlar bölgesini gezerken özellikle de ortasındaki şadırvanı, köşk, mescidi ve etrafındaki şu sıralı dükkanlarıyla Koza Han'dan başlayalım. Bu güzel görüntü eşliğinde hanların nasıl işlevler üstlendiğini anlamaya, tanımaya burada çalışalım. Sevgili dostlar, hanlar temelde ikiye ayrılır. 1. Menzil hanları, yolda giderken yolculuklar esnasında insanların kalabildiği hanlardır. 2. Şehir hanlarıdır. Biz menzil hanlarına ne diyorduk tarihte hatırlıyor musunuz? Tebrik ederim. Kervansaraylar. Kervansaray dediğimiz yapı bunun aynısıdır aslında. Yine genellikle dikdörtgen planlı olur, ortada köşk mescidi olur. Bunlara kervansaray deriz. Bunlar kervansaraylar şehirlerin içinde değil, arasında olur ve yolculuklar esnasında bunlara uğranır. İkincisi ise şehir hanları dedik. Şehir hanları da kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlar eğer içerisinde imalathane, ticaret haneler var fakat tacirlerin kalabilmesi için otopark yoksa, bakın bu otoparkı parantez içinde kullanıyorum. Otoparkla kastettiğim eskiden insanların atlarını, develerini koyabilecekleri bir ahır alanı. Eğer bu ahırlardan hayvanlarını koyabilecekleri bir alan varsa bunlar konaklama hanları. Bunlarda ticaret de yapılır. Tacirler aynı zamanda konaklarlar. Ama eğer ahır kısmı yoksa, hayvanların konulabileceği bir kısım yok da sadece şehir içerisindeki ticaret amacıyla yapılmışsa bunlara da ticaret hanları diyoruz. Şimdi günümüzde otopark büyük bir problem. Aracına bakıyoruz. Eskiden de bu önemliydi. Şimdi adam atıyla devesiyle geliyor. Aracımı nereye park edeceğim diye düşünüyor. İşte bakınız şu dikdörtgen planlı alan içerisinde hemen yan tarafa doğru bir geçiş noktası var. Orada Koza Han'ın biraz daha küçüğünün bir modeli var. Yine dikdörtgen planlı bir alan.
Oraya iç koza diyoruz. Orası aslında niçin yapılmıştır? Hayvanlarını, arabalarını park edebilmeleri için. Eski dönem insanlarının. Bu sebeple bu kısım o amaçla kullanılmış. Peki diyeceksiniz ki hocam, alt kat ve üst kattaki şu dükkanlar hangi amaçlarla kullanılmış? Lütfen unutmayınız. Bu hanların alt katları dükkan ve depo amacıyla kullanılır. Bakın günümüzde de dükkanlar var. Eskiden de böyleydi. Üst katları ise tacirlerin konaklamaları için kullanılırdı. Yani günümüzde tabii ki artık oteller olduğu için, modern oteller, buna gereksinim duyulmadığı için bugün üst katlarda da dükkanlar var. Ama eskiden insanlar depo ve dükkan olarak ticaret yaptıkları alanlar olarak alt katları kullanırlardı. Üst katta da tüccar yani tacirler kalabilirlerdi. Bu sebeple böyle bir amaçla, böyle bir işlevle üstlenmiş. Şimdi bakınız, bu etrafta ticaret dükkanlarının olduğu alanın tam ortasında, yapının merkezinde ne var? Temizliği temsil eden su, şadırvan kısmı, bakın şurada çeşmeleri görüyorsunuz, ve ibadeti, Allah'la buluşmayı temsil eden mescit. Şu merdivenle çıkılan üstteki kısım bir mescittir. Peki neden yapının ortasındadır? Şu sebeple, burada ticaret yapan ahali dini hassasiyetleri hep hatırlamakla mükelleftir. Neden böyledir? Çünkü din insana ahlaki öğretileri de hatırlatır ve bu sebeple insan ticaretini yaparken karşısındaki müşteriyi kazıklamaz. Ona hak ettiğinden fazla meblağ sunmaz, teklif etmez. Bu sebeple bu ahlaki öğretiler de adeta hatırlansın. Ticaret temiz olsun diye temizliği temsilen, bakın ortada şadırvan ve gördüğümüz çeşmeler ve köşk mescit adını verdiğimiz yukarıdaki mescit yer alıyor. Peki adı neden Kozahan? Sevgili dostlar, şimdi Fidan Han'a gittiğimiz zaman orada da size hatırlatacağım. Bu hanlarımız yüzyıllar boyunca her türlü ticaretin yapıldığı hanlar olarak kullanıldı her biri. Ancak özellikle öne çıkan ürün, o handa öne çıkan ürün hangisi satılıyorsa ve o ürünün değeri ne kadar tayin ediliyor, belirleniyor ise onun adıyla anıldı. Mesela bakınız, hemen şu karşıda Kozahan'ın şimdi enfes giriş kapısını göreceğiz. Giriş kapısının olduğu noktadan girer girmez sağ ve sol tarafta gabbanlar vardı. Tartılar, teraziler, bunlar hem ürünün değerini, kalitesini belirlerler ve yukarıdan tabii üst güç, otorite, herkes serbest piyasa ama öyle rastgele fiyat sunamaz. Fiyatlar takdir edilir, belirlenir. Bu sebeple de gabbanlar önemli bir rol üstlenirlerdi. Şimdi aklımıza şöyle kalsın. En çok ürün, hangi ürün en çok satılıyor ise onun adıyla anılıyordu. Kozahan'ın özelliği de şuydu. Bursa'da malum ipekçilik çok öne çıkmıştır. Eskiden Bursa ve çevresindeki vatandaşlarımız şöyle dut yapraklarıyla besledikleri o ipek böceklerinin oluşturduğu kozaları getiriyorlardı. Çuvallarla buraya kadar taşırlardı ve burada satışını yaparlardı. Burada tanıtırlardı. Bu sebeple yukarıda onların eski fotoğraflarından da görüntüler görmüşsünüzdür. Bu hanın adı bu sebeple Kozahan oldu. Hemen yan taraftaki hanın adı neden Fidan Han oldu? Orada da fidan satışı yapılırdı. Pirinç Han, Geyva Han, İpek Han ve benzeri isimlerde bu şekilde verilmiştir. Bunu da aklımızda tutmuş olalım. Her ne kadar restorasyonda olsa da mutlaka hatırlamamız gereken bir güzelliği, bir hikayesi var bu alanın. Nedir o hikaye? Hemen yan tarafımızda bakınız, büyük bir çınar ağacı var. Onun arkasında bir şadırvan var. Çınar ağacı biraz çürümeye başladığı için gördüğünüz gibi yarısından çoğu artık devrilmiş ama hala devasa gövdesini fark edebilirsiniz. Yan tarafta Orhan Camii'nin duvarı var. Ve bu avlu Ahmet Hamdi Tanpınar'ın meşhur Bursa'da Zaman şiirinde çok güzel tasvir edilmiş bir alan. Şöyle diyor Ahmet Hamdi Tanpınar: Bursa'da eski bir cami avlusu, küçük bir şadırvanda şakırdayan su. Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Eliyor dört yana sakin bir günü, bir rüyadan arta kalmanın hüznü. İçinde gülüyor bana derinden, yüzlerce çeşmenin serinliğinden. Ovanın yeşili, göğün mavisi ve mimarilerin en ilahisi.
Bir zafer müjdesi burada her isim. Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim yaşıyor sihrini geçmiş zamanın. Hala bu taşlarda gülen rüyanın. Güvercin bakışlı sessizlik bile çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle. Sevgili dostlar, şimdi hemen yan tarafa doğru bakalım. Yan tarafta da ahşap karkas binaların ilginç güzel bir örneğini görüyoruz. Nedir bu binanın özelliği? Bu bina ahşap atıllı, içine ahşap iskeletin tuğlaların doldurulduğu çok güzel bir bina. Bu bina sevgili dostlar Türkiye'nin en eski belediye binası. Bu belediye binası 1880'de yapıldığından beri hala kullanılıyor. Kaç yıldır? 140 yıldır. Düşününüz. İlk olarak Bursa Belediyesi 1867 yılında kurulmuş ama ardından Ahmet Vefik Paşa'nın valiliği döneminde bu belediye binası yapılmış. Bu belediye binası mimari açıdan çok güzel. Kütahyalı Şehbender isminde bir mimar kalfanın yaptığını biliyoruz. Genellikle Avrupa'da bilhassa da Almanya'da gördüğümüz şu ahşap karkas binaların çok güzel bir örneğidir Bursa Büyükşehir Belediye binası. Döneminin bazı ampir üsluplarının etkisiyle yapılmış fakat geleneksel Türk motifleri de geleneksel Türk mimari yapısı da bu binada kendisini göstermiş. Nedir özelliği? Şimdi binaya baktığımız zaman şimdi bakınız şu giriş kapısı oldukça gösterişli, simetrik merdivenler yukarıya doğru çıkıyor. Buradan Atatürk de çıktı. Atatürk'ün hatırlar mısınız? Hayatının son döneminde, son yılında sarı zeybek oynadığı meşhur bir görüntü vardır. O sarı zeybeği buranın salonunda oynadı. Şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu tarihi binasına baktığımız zaman öncelikle hemen Orhan Camii'nin yanı başında olduğunu görüyoruz. Orhan Camii'nin yanı başında olduğu için anlıyoruz ki Orhan Camii'nin külliyesinin bir yapısı üzerinde olabilir. Ve araştırdığımızda şunu görüyoruz. Bir zamanlar Orhan Külliyesi'nin imarethane binası buradaymış. Fakat bir yangından sonra harap olup yıkılınca bu imarethane binasının olduğu alana Bursa Büyükşehir Belediye Binası yaptırılmış. Şimdi biraz daha yukarı çıkalım. Şöyle buyurun. Sevgili dostlar, binanın görüntüsüne baktığımız zaman ne demiştik? Ahşap karkas bina olduğu için bu ahşap iskeletin içi tuğla. Fakat su basma ihtimalinin olduğu belli bir yüksekliğe kadar kesme taş olabildiğince yapıyı sağlam bir zemin üzerinde yükseltmiş. O yüzden kesme taşların üzerinde bu ahşap iskeletin ve binanın inşa edildiğini görebiliyoruz. Reşit Paşa zamanında buranın salonu da 1902 yılında yapılmış, büyütülmüş, Paris'ten çok güzel mobilyalar getirilmiş. O da binanın içini o dönemde olabildiğince süslemiş ve güzel bir hale getirmiştir. Yani 18. yüzyıldan itibaren geleneksel Bursa'da ve civarında gördüğümüz geleneksel Türk evlerinin çok güzel etkilerini yansıtan bu binamız özellikle ahşap karkas binaların Türkiye'deki en güzel örneği gösteriliyor. Belediye binamıza dolayısıyla yanından geçerken, etrafından dolaşırken sadece sıradan bir bina gözüyle bakmayalım. Mimari olarak çok önemli bir yapıdır ve unutmayalım ki Türkiye'nin en eski belediye binasıdır. Hala kullanımda olan Türkiye'de daha eski bir belediye binası yoktur. Bu da Bursa'mızın ayrı bir değeridir. Sevgili dostlar, bugün Bursa'mızın çok güzel bir hattında yolculuk yaptık. Sizin gibi ekranları başından takip eden dostlarımızla birlikte, bizzat gezimize katılan, canlı olarak katılan arkadaşlarımızla birlikte Ulu Cami'den başladık. Bursa'mızın Hanlar bölgesinin çok güzel hanı olan Koza Han'ı ziyaret etmiş ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi binasını görmüş olduk. Bursa gezilerimiz Tarih Gezgini adı altında birbirinden güzel Bursa rotalarına devam edecek. Ekranlarınızın başından izlemeye ve takipte kalmaya devam edin.